Merhaba Çaça kanalıma hoş geldiniz. Ben Melis. Bugün sizlerle beraber bir tarot deste seç videosu çekeceğiz. Benim arkadaşım çok güzel tarot okuyor. Gerçekten hani çok güzel geri dönüşleri var. O yüzden hani buradayken yanındayken sizler adına bir tarot deste seç videosu çekmemizi istedim. Benim de kırmadı. O yüzden şimdi size niyetlenerek aklınızdaki kişiye göre bir deste seç yapacağız. Bundan sonrası zaten ben değil, işin eli anlatsın. Sence sizin için bir açılış videosu çekmek istedim. O yüzden iyi seyirler diyelim. İnşallah çok güzel sonuçlar alırsınız. Ve arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum ki benden giden arkadaşlar Melis'ten geldim yazarsanız arkadaşım size özel bir indirim uygulayacak. Ayrıyeten de aşağıda Instagram hesabını paylaşıyor olacağım. Oradan istediğiniz gibi ulaşabilirsiniz. O zaman iyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, Melis'in kanalına hoş geldiniz. Kendisinin açılış konuşmasında belirttiği gibi tarot deste seç yapacağız sizinle. Aklındaki kişiyle ilgili olası geleceği, duygularını, düşüncelerini, ilişki sürecinizi değerlendireceğimiz iki destelik bir deste seç videosu hazırlayacağım. Öncelikle iki deste koymak istiyorum. Hangi desteye uyumlanacaksanız seçersiniz. Birinci deste ve ikinci deste diye. Uyumlanmanız için sizi biraz baş başa bırakıyorum. Sonrasında bakımı şu desteye devam edeceğim. Çünkü ikisi de normal tarot destesi. Sadece ayırt etmek için, birinci ve ikinci desteyi ayırt etmek için şöyle bırakıyorum. Şimdi sizi biraz baş başa bırakıyorum destelerle. Deste için başlıyorum. Siz uyumlanmakta sorun yaşıyorsanız iki durdurup devam edebilirsiniz veyahut iki desteden birini seçebilirsiniz. Birinci destedeki arkadaşlarım için şu kendini attım. İlişki sürecine bakmak istiyorum. Birinci desteki arkadaşlarım için ilk kart yakın geçmişi temsil eder. Yakın geçmişe baktığım zaman bir teklifle, duygusal bir istekle, bir araya gelme duygusuyla su grubu bir erkeği temsil ediyor olabilir. Önce onu söyleyeyim. Balık, akrep, yengeç burçlarından biri olabilir aklınızdaki kişi. Aklınızdaki kişi size duygusal bir teklifle, bir başlangıç isteğiyle, tamamen duygularıyla size gelmek gibi bir düşüncesi varmış yakın geçmişe baktığımda. İkinci karta baktığımızda ikinci kart şu anki süreci temsil eder. Şu anki sürece baktığımda aklınızdaki kişiyle tılsım onsu karşı bir evlilik, söz, nişan, belki ailelerle tanışma, ailelerle iç içe olma tarzı bir muhabbetiniz olabilir şu anki sürece baktığımda. Böyle bir şey yok diyorsanız daha ciddi bir süreç içerisindesiniz. Daha ailelerin bir araya geldiği, daha ailelere duyurmayı düşündüğünüz bir süreciniz olabilir sizin şu an için baktığımızda. Gizli etkinize bakma, değnek beşlisi kartıyla sizin ilişkinizde sürekli bir çatışma içerisinde olmanız gerekiyormuş. Üçüncü kişiler, dördüncü, beşinci kişilerle hatta sürekli kendinizi ifade etmek zorunda kalıp sürekli bir kavga, tartışma, kavga, gürültü, olay içerisinde kendinizi buluyor olabilirsiniz. Karşı taraf, aklınızdaki insan bu konumda olabilir. Sürekli kendi ifade etmek için tartışmak zorunda kalabilir. Veyahut sizin için sürekli birilerini karşısına alması gerekiyor olabilir. Sizin bilmediğiniz gizli etkene baktığımızda. İlişkinin merkez karşısına baktığında uzaktan izleme. Evet, bir şey düşünüyorsunuz, bir ciddiyet, bir ilerleme, bir evlilik isteği, bir şey var ama daha uzak gelecekte. Uzağa bakarak, uzağa düşünerek, daha uzak gelecek için planlarınız var. Hemen olabilecek bir süreci temsil etmiyor. Zaten bu şeyi de temsil ediyor. Dünya kartı da aynı şeyi temsil eder. Dünya kartı da sizin üçüncü kişilerin ilişkinize etkisine baktığımda evliliğe yönlendiriyorlar. Şöyle bir senaryo sunabilirim. Bir kesimle kavga etmek zorunda, kendini ifade etmek için tartışmak zorunda ama üçüncü kişilerden size yönlendiren, evliliğe bir araya gelmenize yönlendiren birileri var. Ama dünya kartı geç bir tamamlanmayı ifade eder. Şöyle diyorlardır. Hemen değil, biraz bekle. Sonrasında bir evlilik düşünceniz evet olabilir. Sonrasında evlenebilirsiniz, bir araya gelebilirsiniz tarzı bir düşünce var. Üçüncü kişiler de geç bir süreci iteklemeye çalışıyor sanırım. Bu evliliği, bir araya gelmeye, ciddiyeti, tamamlanmayı.
Tavsiye kartına bakma tılsım şomaryesi der ki, evet sana bir teklif bir şey gelebilir, daha somut bir adım, dünyevi bir şey gelebilir ama tılsımlar yavaşlığı temsil eder. Daha uzun bir sürecim var, daha yavaş bir sürecim var ve şaha kalkma, düşünerek adım at der sana tılsım şövalyesi. Denek şövalyesi gelse anlık adımları temsil ederken tılsım şövalyesi daha yavaşlığı, daha uzun bir sürecin varlığını, daha temkinli olmayı, hızlı hareket edilmemesi gerektiğini temsil eder. Sonuç kartı biraz hüsran gibi, sırtı dönüş, istemeden uzaklaşma, bu uzaklaşmadan ötürü pişmanlık duyma, üzülme, bu tarz şeyleri temsil ediyor. Sonuç kartınız bir araya gelseniz bir pişmanlık olabilir aranızda, bunu söyleyebilirim. Aklınızdaki insanın sizinle ilgili duygulara bakmak istiyorum. Diğer destelerimle yapacağım bunu. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duygularına bakmak istiyorum. Melis'in kitlesi olduğu için kartları Melis'e seçtirmek istiyorum. Aklındaki kişinin duygularıyla ilgili iki tane kart seçmemi istiyorum bu desteden. Düşünceler için de iki tane buradan çekelim. Sizinle ilgili duyguları nedir? Düşünceler nedir? Genel olarak duygusal düşüncesiyle ilgili tek bir kart istiyorum. Duygulara baktığımız zaman mutluluk, çaba ve katılım kartları geldi. Mutluluk kartı gerçek mutluluğu arzulamak. Sizinle mutlu olduğunu, bir araya gelmek istediğini, sizi arzuladığını, gerçekten mutluluğunuzu devam ettirmek için bir çaba sarf ettiğini söyleyebilirim. Katılım kartıyla beraber de ilişkide çabayla, katılım ve çaba hemen hemen aynı kapıya çıkıyor. Katılım kartı sürekli çaba gösterildiğini, iki tarafın da bu ilişki için çabaladığını aslında siz görmeseniz de karşı taraf sizin için mücadele ediyor, çaba gösteriyor, emek veriyor ilişkiniz için, mutluluğa sürükleyebilmek için, bu mutluluğu devam ettirmek için bir çabası, bir şeyi var. Bakın yani şöyle göstereyim. Mutluluk kartının altında mutlu olabilmek için çabaya girmek der. Çaba kartında da işte tekrardan çabayı veriyor. Katılım kartı da ikili bir şekilde çaba sarf etmeyi gösterir, verir bize. Düşüncelere baktığımda yalan kartı der ki dürüst olmayan bazı durumlar var. Başkasını veya kendini kandırmak. Size yalan söylediği bir takım durumlar var. Ama yalan söyleyen kendini kandırır. Bunu da söylemem gerekiyor. Keşif kartı kendini fark etmek, sessizce içsel dünyaya yönelmek, kendi kalbine doğru yolculuk yapmak ve kendini keşfetmek. An ve an kartını vermiş. Şöyle bir yorum getirebilirim. Şu an için kafasını karıştıran bir durum var. Kafasını karıştıran birileri var. Keşif kartıyla beraber yeni limanlara yelken açmaya çalışıyor. Yeni meyvelerden tatmak istiyor diyebilirim. Bu yüzden de size yalan söylüyor. Yani düşüncelerde biraz yalan var. Yeni biri, bir üçüncü kişi enerjisi var. Bunu söyleyebilirim. Yakın gelecekte aklınızdaki kişiyle sizi neler bekliyor diyelim. Tek kart. Yakın gelecekte aklınızdaki kişiyle sizi neler bekliyor dediğimizde dinlenme ve duaya yönelme, manevi inancın yükselişi, ruhsal uyanış ve anlam arayışı,
Ahenk şeytan çağırmış parçası. Bir süredir zaten bir uzaklık, bir kopukluk var sanırım aranızda kartlara bakınca. Şeytan kartı der ki bağımlılıkları, korkuları ifade eder. Cinsel bağımlılıklar, tensel arzular, alkol, maddiyata bağımlılık, bu tür şeyleri temsil eder. Biraz da dünyevi şeylere olan bağımlılığı, korkuları ifade eder. Bir süredir zaten bu durumdaymış. Bu yüzden bir uzaklaşma yaşamışsınız. Evet, birlikteyken gerçekten ilişkiniz çok uyumlu, birbiriniz için yaratıldığınızı söyleyebilirim. Çok uyumlu bir ilişkiniz varmış. Ama bu kopukluk tapınak kartıyla kendi içsel dünyasında bir yöneliş, neyi istediğini fark etme şifacı kartıyla beraber, çağların şifacısı kartıyla beraber de bu kopukluğun, bu ayrılığın, bu sürecin sizin için bir şifalanma niyetinde olduğunu söyleyebilirim. İlişkiniz yakın zamanda çok, pardon, görüştüğünüz süreçte çok aşırı toksikleşmeye başlamıştır. Bu şifalanma kartı, bu ayrılık, bu kopukluk sizin için bir şifalanmadır. Tekrardan kendinize gelme, ilişkiyi toparlamak için bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Yakın gelecekte bir süre daha böyle bir uzaklık var. İçsel arayış, ne istediğini bilememe, bu korkulardan kurtulma, bağımlılıklardan kurtulma süreci var. Şifalanma süreci içerisindesin ama bu yakın süreçte bir araya gelme var mı derseniz yok maalesef. İkinci desteğe geçmek istiyorum ben. İkinci desteği seçen takipçilerim için bakıma başlıyorum. Şifa olsun. Kaç tane? 7. İlişki sürecinize bakmak istiyorum öncelikle. Takipçilerin çoğu şey ya, sonunda bir patlak geliyorlar. Şimdi baktığımızda yakın gelecekte bir yakın geçmişe baktığımızda dünya kartı tamamlanma isteği, bir arada olma, evlenme, evlilikle ilgili konuşma, ciddiyete bağlama isteği varmış dünya kartı. Ama der ki evet böyle bir düşüncemiz varmış ama daha uzak gelecekte vardı bu. Daha uzak geleceğe yönelik planlar, istekler bunlar. Şu anda baktığımızda güneş kartıyla beraber der ki aranızdaki problemlerin yavaş yavaş çözüme kavuşmaya başladığı, kara bulutların dağıldığı, buzların eridiği, daha güzel bir sürece yavaş yavaş geçtiğinizi söyleyebilirim aklınızdaki insanla beraber ilişki sürecinizde. Kafasındaki soru işaretlerin yavaş yavaş kalktı. Sizinle ilgili problemlerin yavaş yavaş atlattığı bir süreci var. Gizli etkene baktığımız sürekli bir savaş vermek zorunda sizinle ilgili, ilişkinizle ilgili kavga etmesi gereken, karşısına alması gereken insanlar var. Sizi savaşılıp kazanılması gereken bir kadın olarak ya da dişil olarak görüyor diyebilirim. Çünkü burada eril enerji, dişil enerji yüksek, eril enerji karşı taraf oluyor. İlla burada enerjilerden şöyle bahsedeyim. Erkeksiniz diye illa eril enerji olacaksınız diye bir şey yok. Kadınsınız diye illa dişil enerji olacaksınız diye bir şey yok. Eril enerjiniz yüksek olabilir. Eril enerji burada dişil enerjisini savaşılıp kazanılması gereken bir karakter olarak görüyor. Evet, senin için savaşacağım, çabalayacağım der. Merkez kartlara baktığımda evet, kutlama, sürekli bir arada olma isteği, buluşma, görüşme var ama gizlenen şeyler var. Sizden gizlenen, saklanan bir takım olaylar var ve muhtemelen o da bu savaşılması gereken konular diye yorumluyorum. Üçüncü kişilerin etkilerine baktığımda evliliğe yönlendirmeye çalışan birileri var bu çocuğu. Sizinle ilgili mi ya da genel hayatında belki annesi, anne karakterli bir insan karşısına başka birini çıkarıp işte bununla evlenebilirsin, bunu seçebilirsin. Bir başkasını çok öne sürme, evlilik için çok zorlama durumu söz konusu diyebilirim. Tavsiye kartınıza baktığında kılıç dokuzlusu kartıyla beraber geceleri çok uykusuzluğunuz, depresyonunuz, mutsuzluğunuz var sizin. Geceleri özellikle kafaya takıp kendinizi doldurup üzülüyorsunuz. Bu enerjiden çıkmanız gerekiyor. Daha çok kendinize yönelmeniz gereken bir süreciniz var. Ne olursa olsun her şey olacağına varıyor bir şekilde. Siz karşı tarafa bakıp elinizi kolunuzu bağlayıp yeni insanları, yeni şeyleri görmemezlikten gelmeyin artık. Belki hayatınızın fırsatını bu şekilde kaçırıyorsunuzdur, bunu söyleyebilirim. Şu an çok yoğun bu enerjiyi aldım kartlardan. Bu şekilde sonuç kartına baktığımda da hareketsiz bir süreç, hareketsizlik, memnun olamama, tatmin olamama, geride bırakmak zorunda kalma tarzı şeyler veriyor. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duygularına bakmak istiyorum.
düşünceleri. Aklınızdaki kişinin duyguları. Bir tane düşünce. Aklımızdaki kişiler neden hep yalan söylüyor? Duygulara baktığımız zaman iyileşme dönemi, kötü günlerin sonu şifacı kartıyla şifalanma kartı öbür destede çıkmıştı. Yani iki destede de sanırım bir şifalanma süreci, bu ayrılığın, bu uzaklığın iyi gelmesi, gerekli olması mukadderat da kaderi temsil eder. Yani kadersel bir ayrılık, böyle olması gerekiyormuş diyebilirim. Şifacı kartıyla beraber işte ruhsal şifalanma, kalpteki yaraların şifa bulması, çaresiz kalınan durumlara derman arayışı, yavaş yavaş bir şifalanma, o ölü toprağın üzerinden atma var. Mukadderat kartı der ki kadersel zamanlama, kadersel süreçler, birliktelikler, sistemin kendi kontrolü dışında işliyor olması ve dayattıkları, kaderden kaçamamak yazgı. Yani kadersel bir ayrılık içerisindesiniz. Kader getirirse bizi bir araya tekrar kader getirir. O yüzden ben erteliyorum, kendim bir adım atmak istemiyorum. Kadersel zamanlamayı bekliyorum, kaderi güveniyorum diyor duygularında. Düşünceler der ki yalan varmış düşünce içerisinde, size bir yalanı muhtemelen var. Dağ kartı der ki zorlu yollar, karşına çıkan engeller, güçlük ve çözülecek olan durumlar, aşılması gereken zorluklar ve yalnızlık vermiş. Düşüncelerinde evet sana yalan söyledim, aramızdaki dağları belki bu engelleri ben ördüm. Aranızda bu arada sosyal medya engelleri vesaire olabilir ve bu bir süre daha devam edebilir. Karşınızdaki insan muhtemelen size yalan söylüyor. Üçüncü kişi etkisi aldı mı? Hayır almadım ama biraz daha kendi kendine bu durumun içine girmek istiyormuş gibi. Biraz daha kendim ettim, kendim buldum. Kendi kafamda kuruyorum ve böyle devam ediyorum diyor karşıdaki insan maalesef ki. Yakın gelecekte karşınızdaki insan sizi neler bekliyor dediğinizde. Yakın gelecekte karşınızdaki insan sizi neler bekliyor. Tekrar aynı şey. Bu destedekiler için bir iletişim olduğunu söyleyebilirim. Hatta aniden gelen beklenmedik bir iletişim, bir haberleşme, bir mesaj, engellerin kalkması diyebilirim. Bu destede tekrardan tapınak yoluyla beraber şifalanma, bir içsel arayış, ne yapacağını bilememe, içe yönelme, duaya, meditasyona, kendi içine yönelip doğruyu yanlışı bulmaya çalışma var. Ahenk kartı birlikte çok güzel vakit geçirdiğinizi, birlikte birbirinize çok uyumlu olduğunuzu söyler. Bir süre savrulma enerjisinde kalabilirsiniz. Bir anda esen rüzgar karmaşaya yol açabilir. Belirsizlikler kuru yaprak gibi seni sürüklüyor olabilir. Değişken durumlar netleşmeyi gölgeleyebilir. Bir süre daha böyle bir tartışma modu içerisinde, belirsizlik içerisinde durabilirsiniz. Yani birlikteyken dediğim gibi çok güzelmişsiniz. Bir şifalanma süreci içerisindesiniz. İçsel arayışlarda, spiritüel yolculuğunuza başlamış olabilirsiniz bu arada çoğunuz. Bir arayış içerisindeymişsiniz. Denikası kartıyla da hani bir iletişim olabilir. Engellerin kalkması, ani bir haberleşme, bir mesaj olabilir, bir başlangıç olabilir diyebilirim. Hiç beklemediğiniz anda gelen bir şey. Bu şekilde bütün halin olmasını diliyorum. Destelere uyumlanabildiyseniz yorumlarda aldım kabul ettim yazarak belirttiğim şeylerden faydalanabilirsiniz. Evrene istemediğiniz şeyleri de evrene geri iade edebilirsiniz. Aynı şekilde. Hepinize şifa almasını diliyorum. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.